Magazin dünyasının kalbi caddelerde ve gecelerde attı. Aleyna Tilki'den Sıla Türkoğlu'na, Gülşen'den sayısız ünlü isme kadar İstanbul'dan ünlü manzaralarıyla karşınızdayız. Gündüzleri ayrı, geceleri ayrı bir olay. İşte gündüzünden gecesine İstanbul'dan ünlü manzaraları. Deryaoğlu Etiler'de bir mekan çıkışında yakalanıyor kameralarımıza. Geçtiğimiz günlerde ilk solo albümünü yayınlamıştı ünlü şarkıcı. Albümdeki her şarkı çok beğenilmiş sevenleri tarafından. Hayırlı olsun diyelim öncelikle. Teşekkür ederim. Albüm sevenlerle buluştu. Evet, nasıl buluştu. Nasıl gidiyor, geri dönüşler nasıl? Vallahi geri dönüşleri çok güzel. Herkes başka bir şarkıyı seviyor. Beni mutlu ediyor bu açıkçası. Hem de şaşırtıyor yani. Hem aslında kafa karıştırıyor, evet. Bizim için de. Zor bir şey oluyor bir sonraki klibi çözme açısından. Ama çok tatlı, çok güzel gidiyor şu an. Birçok şarkının sevilmesi çok mutlu edici bir şey. Çünkü bir şarkı sevilse diğerlerinin yüzüne bakılmasaydı çok üzülürdük. Albüm çıktıktan birkaç gün sonra Çeşme'de talihsiz bir kaza yaşamış Deryaoğlu. Evet, biraz öyle bir şey oldu. Albüm çıktıktan iki gün sonra Çeşme'de düştüm. Ve mermere çarpıp suya düştüm tekrar. Havuzda oldu. Evet, aynen. Teşekkür ederim. Başımın arkası yarıldı. Hemen sonra da nazar değmiş. İki gün sonra, evet. Yani normalde biz bir kutlama falan yapalım diye düşünürken Allah'tan hastane yakındı. Hemen hızlıca müdahale ettiler. Dikişler atıldı. Çok şükür daha ciddi bir şey yok ama korktuk bayağı bir kan kaybedince. Jessica May ile alışveriş turunda karşılaşıyoruz. Yeni projesi için tarihi kitapları almış Brezilyalı oyuncu. Yeni proje için işte ben tarih çok meraklıydım. Hep çocukluğumdan beri. Şimdi daha da meraklıyım çünkü çok geçmişe gidiyor çekeceğimiz proje, işte hikaye. O yüzden film mi? Yani evet, hem tarihi hem şimdiki zamanlarımız var ama işte çok geride, çok geriye gidiyor. O yüzden ben hangi biraz araştırmak peki? İstiyorum. İşte 1300 yıllara kadar gidiyor. Ben de biraz araştırmak için işte biraz daha derinleşmek için almak istedim kaç tane. Bu yaz tatilini memleketim dediği eşinin memleketi Rize'de geçirmiş Jessica May. Nasıl? Memleketime gittim. Artık çayla gittim. Çok seviyorum. Yazda başka oluyor işte Karadeniz. Yani kışın farklı, yazın başka bir güzeli var. Çok gezdik yaylalara. Gittik. Köpeğimiz var orada işte. Bizim burada İstanbul'da sokaktan sahiplendiğimiz köpeğimiz var. O şu an orada Rize'de, kayınvalidemle bahçede çok mutlu bir şekilde yaşıyor. Onları da hasret giderdik, gittik. Ve hasret giderdik. Hasret giderdik, evet. Türkçemde şey oluyor. Gülşen'i oğlu Azur Benan'la alışveriş merkezinde görüntülüyoruz. Çok da konserle ilgili konuşsaydık, Harbiye'deydiniz. Pembe Festi'niz de çok sevildi. Konuşmak istemiyor ünlü popçu ama susarken oğluyla ikisinin saçı konuşuyor. Anne oğul pembeye boyattıkları saçlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Gülşen bir süredir pembe saçlıydı zaten. Ama oğlunu da kendine benzetince ortaya bu renkli görüntü çıkmış. Güzel de olmuş. Tilki'yi Etiler'de trafikte görüntülüyoruz. Yeni tarzları denediği bir albüm hazırlığındaymış ünlü popçu. Ağırlıklı olarak aslında ben biliyorsunuz küçüklükten beri rock müzik söylemeyi çok seviyorum. Vokalime de daha yakın bir tarz olduğunu düşünüyorum diye. Onu denemek istedim poptan sonra nasıl olur diye. Ama popu da çok sevdiğim için ondan da vazgeçemedim. Pop rock bir albüm yaptım. Biliyorsunuz bir tane rap albüm yapmıştım. Evet. Anlatıyordum size. Onu çıkartmama kararı aldım. Neden? Hani bir sebebi yok. Çünkü hani ilk albüm olacağı için beni tam gerçek anlamda yansıtacak tüm tarzları denedim. Ha bu arada son albümümde yine rap böyle pop şarkılar da olacak ama ağırlıklı böyle rock pop ağırlıklı punk. Hani sonuçta yani yaşım da genç olduğu için hani ilk ya da ikinci yaptığım albümü çıkartmak istemedim. Bu yaz ayda bir konser veren Aleyna Tilki, albümü çıktıktan sonra yoğun konser dönemine giriş yapacakmış. Konserler çoğalmaya başladı ama ben asıl böyle harıl 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 harıl. Şimdi ayda bir konser veriyorum. Harıl harıl
konsere çıktığım dönem albümden sonra olacak. Çünkü bambaşka bir noktaya götürdüm müziğimi. Artık gerçekten tamamen kendi müziğimi yaptığım noktaya geldiğim için. Geçtiğimiz günlerde Antalya'daki tatilinde esnafla tartıştığı iddialarına ilk defa cevap veriyor Aleyna Tilki. Yalan ben ya. Ben Aleyna Tilki'yim falan. Öyle bir şey yok ya. Sizce benim Aleyna Tilki olduğumu söylememe gerek mi var yani, anladın mı? Adamın suratına bakıp ben Aleyna Tilki'yim demeli miyim yani? Hani bak. Mabel Matiz'in çıkardığı yeni albüm sonrası ilk konserindeyiz. Konseri dinlemeye gelenler arasında Songül Öden var. Beyazlar için de gelmiş güzel oyuncu. Çok heyecanlıyım. Çok sevdiğim bir müzisyen gerçekten. Fatih, çok heyecanlıyım. Çok güzel bir albüm olmuş. Evvelinde dinledim. Şimdi ailemle birlikte onu dinlemeye geldik. Konseri dinlemeye gelen bir diğer isim de Didem Soydan. İş için gittiği Tayland'da verdiği pozlar olay olmuştu. Evet, konuşuluyor. Evet ya, bu da benim işim ve bu tarzda devam ediyor. Bir bikini çekimiydi zaten. Çekimin backstage'lerini koyduk. Sonra ana çekimi de koyacağız. Öyle yani. Melike Şahin yeni evlendiği eşi Sedat Arpalık'la konseri izlemeye gelmiş. Mutlulukları gözlerinden okunuyor çiçeği burnunda çiftin. Bir ömür boyu mutluluklar dileriz. Sağ olun, size. Teşekkür ederiz. Evlilikten sonra efendim sizin her şeyi çeksiniz. Evlilikten sonra çok kısa şeyle ilgili kelime al sahibiz. Evlilikle değil de konserle ilgili bir şeyle söyleyebiliriz. Konserle ilgili olsun o zaman. Çok... Yani burada olmaktan çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Yeni şarkılarını dinlemekten bayağı heyecanlıyız yani. Ve Mabel Matiz çıkıyor sahneye. Birbirinden güzel şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı sevenlerine. Silve İstanbul'daki yaz konserlerinde ilginç kıyafetler giymeye devam ediyor. Başına bağladığı mor ip ve mor yüksek topuklularıyla dikkatleri üzerine çekiyor Tilbe. Yıldız Tilbe güçlü sesi ve acılı şarkılarıyla sevenlerini mest etti. Silve sahnede çılgın dans performansıyla konserlerinin olmazsa olmazını gözler önüne serdi. 'Denlenen İstanbul Festivali'nde sahne alan Buray, sevenlerine keyifli anlar yaşattı. Gecenin ikinci konserinde sahneye çıkan Hadise, dansları ve eşsiz performansıyla festivale damgasını vurdu. Kent Ormanı'nda düzenlenen Ormanda Stand-Up konseptinde Zafer Algöz ve Can Yılmaz komedi severlerle buluştu. Zafer Algöz sahneye geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Özkan Uğur baskılı bir tişörtle çıktı. Usta oyuncu Zafer Algöz.
geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Çok çok teşekkür ediyorum. Zarif alkışlarınız için. Hocam bir ara beni çağırmayacaksın zannettim. O da olacak. Vallahi arabayla yoldan çevirdiler. Gel abi dedi. O da olacak inşallah. Geçiyoruz esprilere. Cem Yılmaz, Zafer Algöz ve abisi Can Yılmaz'ın beraber stand-up yapmalarına başta inanamamış, vazgeçirmeye çalışmış Zafer Algöz'ü. Hollanda'da filmimizin galası falan olacak derken Cem Yılmaz beni bir kenara çekti. Dedi ki abi dedi siz dedi hakikaten abimle gösteri yapmaya kararlı mısınız? Ciddi mi dedim. Öyle mi? Evet dedim evet ciddiyiz dedim. Gözündeki korkuyu gördüm. Buradan belirtelim. Evet. Cem Yılmaz her zaman bizim gibi genç yeteneklerin önünü tutuyor. Evet. Birkaç defa afişlerimizin toplatılması. Ünlü isimleri buluşturan bir ödül gecesindeyiz. Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Sıla Türkoğlu törene katılan isimlerden. Bu yaz sevgilisi Alp Navruz'la tatilde ilk kez görüntülenmişti. İlişkileri nasıl gidiyor acaba? Güzel gidiyor her şey. O kadar. Teşekkür ederim. Tekrardan bir tatil olacak mı beraber peki? Bakalım kısmet. Nasıl oldu ilişki? Biraz kısaca anlatabilir misin? Yok, bunlara hiç girmeyelim. Bennu Gerede, oğlu Deren Gerede Akkaya ve müstakbel gelini Bilge Öztürk'le katılıyor törene. Azal Subaşı siyah giymeyi tercih etmiş sıcak yaz gününde. Biraz sıcak sadece bugün. Bayağı bir sıcak hatta. Evet, herkes güneş gözlükleriyle duruyor. Onun dışında hiçbir sorun yok, keyifliyiz. Azal Subaşı'nın geçtiğimiz aylarda eski rol arkadaşı Aras Bulut İnemli'nin yeğeni Atakan Başsavcı'yla başlayan ilişkisi gayet güzel ilerliyormuş. İyi, güzel. Ödül töreninin sunucuları Müge Boz ve Mert Fırat'la birlikteyiz. Uzun yıllar beraber iş yapan ikili bir arada olmaktan çok mutlu bu gecede. Birlikte böyle yani zaman geçirmenin ve birlikte çalışmanın konforunu yaşadık. Her zaman her yerde nasip olmuyor uyum içinde çalışmak. Evet. Şimdi yine burada sahnede o yüzden çok rahatız. Yani normalde çok çok daha heyecanlı olmamız gerekiyordu. Yine heyecanlıyız tabii ama yani bu tarafta hep böyle birazcık sallansan tutacak birisi olduğunu bilmek çok evet. Değerli. Müge Boz, sevimli ailesiyle doğanın içinde bir tatil yapmayı tercih etmiş bu yaz. Bir 3 hafta farklı bir tatil deneyimleme şansım oldu. Böyle biraz daha denizden ve bu kalabalıktan uzak, biraz daha doğanın içerisinde bir 3 hafta geçirmiştim. Kamp gibi mi? Aynen kamp gibi. İşte biraz böyle termal sular, işte böyle doğa. Ve böyle sürekli bisikletle bir yerden bir yere gittik. Özgü Kaya da tüm şıklığıyla törende. Sevgilisi Eren Ören'le birlikte Avrupa'yı karış karış gezmiş güzel oyuncu. Valla Köln'e gittim, Brüksel'e gittim, Paris'e gittim, Amsterdam'a gittim erkek arkadaşımla beraber. Güzel geçti. İstanbul gecelerinde Dilara Aksüyek ve Alaçatı'da tanışıp aşk yaşamaya başladığı Cenk Şahin'i görüntülüyoruz. Aylar önce aşk bana iyi gelmiyor açıklamasını yapan güzel oyuncunun fikirleri nasıl değişti acaba? Bu aşk duygusu bana çok fazla iyi gelmiyor. Bir açıklamam vardı. Evet. Neler değişti hayatımda? Şimdi bununla ilgili malzeme veriyor musun? Demek ki hiç aşık olmamışım.